Bir başka dinleyicimiz, bu konu çok soruluyor ve bu konu vesvese edenler var. Tamam, önemli bir konu. Yani haram yiyip içmekle, üzerinde haram bulundurmakla alakalı. Hani şunu herkes iyi biliyor. Mesela üzerinizde haramdan bir iplik bile olsa, hı hı, okuldığınız namaz kabul olmaz gibi bir hadis. Sevabı verilmez. Sevabı verilmez manasında. Bunu kafaya takıp vesvese edenler var. Yani işte benim o zaman yaptığım hiçbir ibadet kabul olmuyor. Yanlış. Efendim, ne bileyim işte ufacık bir şeyden, şüpheli bir şeyden işte bu haram oldu. Ya da yanındakilere hayatı zindan edenler var bu şekilde. Yok o haram, bu haram falan diye. Bunu nasıl anlamak lazım acaba? Bu konuda çok soru geliyor hocam. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir içtihadı kitaplarda anlatılıyor. Hatta bir hadise vuku bulmuş. O hadiseyle de tescillenmiş, kitaplara geçmiş, din büyükleri de zaman zaman talebelerine bunları anlatmışlar. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de anlattıkları bir, yani o hadiseyle alakalı. Nedir İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadı, hükmü? Tabi Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden çıkartıyor. Bu diyor ki, bir kimse bir iş yaparken onu görmediği müddetçe bu kimse bu işi yaptı denmez. Hatta bir hadise anlatılıyor. Bir gün kadıncağız, ki tek katlı evler, komşusuna gidecekmiş, kapısını da açık bırakmış gitmiş. İçeride de bir yoğurt çalmak derler bize de, çok kimse mayalamış. Mayalamak. Yoğurt mayalamış, yoğurt kabı var, ortada duruyor. İşte komşu da işi halletmiş, gelirken bir bakmış ki komşunun köpeği bunun evinden çıkıyor. Evden çıkarken de köpeğin işte ağzı burnu yoğurt bulaşığı. Kadın içeri bir giriyor, bakıyor ki o mayaladığı yoğurdun ortasına köpeğin burnu kadar da yer açılmış. Hemen doğru İmam-ı Şafii Hazretleri'ne gidiyor. Diyor ki böyle böyle diyor işte, benim komşunun köpeği benim mayaladığım yoğurda böyle böyle burnunu soktu. Hani şikayetçiyim. Şikayetçiyim, tazmin edilmesi. İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor kadıncağıza. O köpek burnunu o yoğurt kabına sokarken gördün mü? Hayır diyor, görmedim. O zaman diyor bu köpek burnunu o yoğurda aynı şekilde sokmuş denemez. Hani reddediyor şeyi. Kadın beğenmiyor bunu. Demiş ne biçim şey işte, belli dur demiş, o köpek getirdi burnunu soktu falan filan dedi. Beğenmemiş. Neyse aradan zaman geçmiş. Bir gün bir kadıncağız işte kasaptan et mi almış yoksa bir hayvan mı kesmiş. Mutfakta yatırmış, önlüğünü de giymiş, elinde de bıçak var. Onlarla o etleri şey yapıyor. İşte önlük önlük kan içinde, eli de kan içinde. İşte dışarıda sokakta bir gürültü olmuş. Bu da gayri ihtiyar, önlüğü falan çıkarmadan elinde bıçakla koşmuş, kapıyı açmış, dışarı bakmış. Bakmış bunun evinin önünde bir tane adam bıçaklanmış yerde yatıyor. Üzerinde kan var. Elinde bıçak var. Bıçak da kanlı. Hemen o anda polisler gelmişler. Kadını yakalamışlar. Doğru İmam-ı Şafii Hazretleri'nin huzuruna. Katili bulduk. Katili bulduk. İmam-ı Şafii Hazretleri sormuş polislere. Bu kadın bu adamı öldürürken gördünüz mü? Hayır diyorlar, görmedik. O zaman diyor bu adam bu kadın öldürmüş denemez. Ondan sonra neyse polisler bırakıyor onu. İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor kadına. Diyor ki köpek yoğurdu yedi mi? Kadın diyor ki vallahi yemedi, billahi yemedi, tillahi yemedi diyorsun. Ya zahiren o hüküm verilmez. Zahiren o hüküm verilmez. Ve İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh tam İbn-i Saadet-i Ebedi kitabında yeme içme bahsi anlatılırken Hüseyin Hilmi Efendi İmam-ı Gazali Hazretleri'nden nakil yapıyor. Kimya-i Saadet'ten alarak orada bir nakil yapıyor. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mutlak helal olanı yiyiniz diye emretmedi. Helal olduğunu bildiğiniz yiyiniz buyurdu. Mutlak helali deseydi kimse bunun altından kalkamazdı. Mesela şimdi o vesveseye düşmüş ya, o mutlak helali arıyor. Mümkün değil o. Peki ne emrediyor? Helal olduğunu bildiğinizi. Onun için İslam alimleri zahire bakılır. Zahiren bir şey var mı? Yok. O zaman bu helaldir. Mesela şimdi zamanımızda bize Avrupa'dan da aynı şekilde geliyor bazen. İşte efendim domuz jelatiniydi, bilmem neydi falan diyorlar ya falan. Peki yazıyor mu? Yazmıyor. Efendim ama biliyor. Kim biliyor? O hüccet ve senet olmaz. Salih birkaç tane Müslüman gözüyle görmesi lazım. Peki Müslüman ama namaz kılmıyor, oruç tutmuyor falan. Bunun sözüne de itibar edilmez dinde. Bunun sözüne de itibar edilmez. Salih dinini bilen, beş vakit namaz kılan kimsenin sözü itibar edilir. Dini konularda. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz Kudüs'e girdikleri zaman Kudüs'tekiler Hristiyan, domuz eti yiyorlar. Domuz sütünden aynı şekilde diğer şeyleri de elde ediyorlar. Oraya girdikleri zaman oradaki Hristiyanlardan ekmek aldılar, peynir aldılar, su aldılar, peynir aldılar. Bunlar yediler ve o suyu da kullandılar.
Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam papaz ayakkabısı giydi buyuruyorlar. Yani papazlar için yapılmış, aynı şekilde yani temiz olunca onu giymişler. Ve bu misalleri veriyor. Dolayısıyla Müslüman zahire bakar. Müslüman zahire bakar. E şimdi efendim işte bu ipi belki haramdan olmuş olabilir. Biliyor musun yakini? E bilmiyorsun. O zaman bu vesvese, bu hastalık bu. Acilen tedavi edilmesi gerekir. O zaman kendisine zarar verdiği gibi etrafına da zarar verir. Kendisine zarar verdiği gibi etrafına da aynı şekilde zarar verir. Mesela kitaplı kafirler kesleri yenir buyuruyor. Avrupa'daki, Amerika'daki kitaplı kafirler. Peki putperestse onlar yenmez buyuruyorlar. E o zaman aynı şekilde öyle bir yere gittiğin zaman da et yemeği ver be arkadaş, balık ye. Değil mi? Evet. Balık ye. İlla etli bir şey yiyeceksen balık yersin. Onun dışında efendim gayrimüslim bir kimsenin hazırladığı çorba yenir mi? Gayrimüslimin pişirdiği bulgur pilavı yenir mi? Yenir. Niye yenmesin? Bir mahsur söz konusu değil ki. Haram değil, günah değil. Helal ve mubah olan şeyi ikram ediyor adam. Bunun bir mahsuru yok. Adam aynı şekilde diyelim ki putperest, ekmek yapıyor. Alınır mı? Alınır tabii ki. Bunun bir mahsuru söz konusu değil ki. Haram değil, günah değil. Yani helal ve mubah olan şeyi putperest de satabilir. Kitaplı kafir de satabilir. Fasık bir Müslüman da bidat ehli birisi de satabilir. Haram olanlar bellidir. Şüpheliler bu arası, bunun arasıdır buyuruluyor. Dolayısıyla buradaki bu dinleyicimiz vesveseye kapılmış. Bu bir hastalıktır. Ha buradan vurmuş. Acilen doktora gitmesi lazım. Psikolojik bir vaka bu. Çünkü İslamiyet açıkça bildirilmiş. Tam hemen saatte bildirilmiş. O zaman aynı şekilde herkes haram yiyor, haram yiyor, haram işliyor. İbadetlerim kabul olmuyor. Ondan sonra nefs ve şeytan da oradan bunu, o zaafını yakalayınca yükleniyor. Ondan sonra ne yapacaksın? Sen ibadet yapma, zaten kabul olmuyor diyecek. Çünkü kitaplarda bir şey anlatılıyor. Şeytan ve nefs sıradan varlıklar değil buyuruluyor. Nefsin de donanımı yüksek. Doğrudan doğruya insan, bir Müslümana kafir ol demezler bunlar. Nefs de şeytan da. Peki ne yaparlar? Baktı ki sen abdest alacaksın. Senin bir zaafını yakalarsa abdeste, ya sen hakikaten öyle samimi Müslümansın. İhlaslı birisin. Ama şeyi böyle yani elini kollarını falan yıkarken daha sağlam. Bak şöyle iyice böyle bunalar süt, tamam mı? Onu yavaş yavaş sana alıştırır. Aa çok güzel oluyor falan. Hatta sen bunu böyle tek yap, 5 defa yıka ya. 3 ya. 5 olsun tam sağlam olsun. Ondan sonra başının her tarafını böyle yıkar gibi yap. Ta derilere bile değsin. Onu yapmaya başlarsın. Ayaklarını iyice sürt. Yarım saatte abdest alırsın. Bunu daha da ilerletir. Daha da iyi olması için 5 defa değil, 7 defa yıka. Ayaklarını 10 defa, 11 defa yıka neyse. Derken sen 1 saatten 2 saatten önce abdest alamazsın. Ondan sonra bıkar, yorulursun. Peki niye yaptırıyor bunu? Ha, bekliyor. Hiç acele etmiyor. En sonda sen bıkınca ya diyor, sen bu işi yapamayacaksın, vazgeç bu namazdan. Bunu demek için yapıyor. Abdeste uğramadı, namazda yapar bunu. Veya bu dinleyicimiz de olduğu gibi yapar. Aa, senin duaların kabul olmuyor, ibadetlerin de kabul olmuyor. Çünkü senin yediklerinde haram var. Kullandıklarında, giydiklerinde haram var. E haram giyenin de aynı şekilde duası kabul olmaz, ibadetleri kabul olmaz. Öyleyse şeytan diyecek ki sen vazgeç bu işten. Sana direkt doğrudan doğruya kafir ol diyemiyor. Çünkü alıkoyamıyor. Mesela namaz kılacaksın. Ya farzından kılıver. Biraz geciktir farzından kılır. Aa der, başardım bunu. Sünnetleri terk ettirdin. Peki sen hemen vaktinde kalktın, gittin, abdest aldın, sünnetine durdun. Hadi diyecek bu sünneti kılacak. O zaman namazın içerisinde seni şaşırtmak için çeşitli düşünceler getirtirir. Hani zaman zaman anlattığımız bir hadise var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri zamanında adam birisi bir yere işte bir kese altını saklamış. Nereye sakladığını bilemiyor. Lazım olmuş, bulamıyor. Evdekilere de söylememiş. Oraya sormuş, buraya sormuş. Bir tanesi demiş ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hayattaymış. O çare bulur demiştir. Gelmiş adamcağız. Bu gece kalk, git seher vakti kalk. Abdest al, namaz kıl. Peki demiş adam mecburen. Seher vakti hakikaten tembih etmiş. Kalkmış, namaz kılıyor. Birinci rekatı bitirirken hatırına gelmiş sakladığı yer. Hemen ikinci rekatta selam vermiş, gitmiş bulmuş. Ondan sonra gelmiş ertesi gün. Efendim demiş, çok teşekkür ederim. İmam Hazreti Ebu Hanife Hazretleri'nin ilk sözü, namaza devam ettim mi etmedim mi? Etmedim efendim diye yine sevindirmişsin şeytanı. Adam demiş ki ne oldu, ben anlamadım demiş. Sen niçin kalktın demiş. O parayı bulmak için. E şeytan dedi ki ben dedi parasını bunun yerini söylersem bu namazdan vazgeçecek. Namazı bırakacak. Bırakacak. Onun için hemen daha birinci rekatta sana yerini söyleyiver dedi. Yerini söyle, hatırlattı da hemen dedi. Gerisini aynı şekilde şey yapmasın. Hatta Cüneyt-i Bağdadi Hazretleri için de bir şey anlatılır. Bir gün sabah namazına uyanamamış mübarek. Çok tövbe istiğfar etmiş. Kaza etmiş. Çok yalvarmış, çok ağlamış.
Bir gün bakmış sabah namazında ayağını gıdıklayan birisi var. Gözünü açıyor bakıyor ki iblis hayırdır diyor. Sabah namazı vakti kalk diyor namaz kıl. Senin vazifen diyor namaza davet midir diyor. Yok değil diyor. Niye kaldırıyorsun o zaman? Geçen diyor kalkamamıştın diyor. Çok ağladın çok sızladın diyor. İki rekat namaz sevabı yerine diyor. 70 rekat namaz sevabı kazandın diyor. O kadar sevap kazanmayasın vaktinde iki rekat sevap namazda kalasın diye uyandırıyorum seni diyor. Şimdi onun bir sürü hileleri var. 3000 çeşit hilesinden bahsediliyor mesela nefsin. Kitaplarda bizim yani kitaplara geçen ne kadardır bilmiyoruz da şeytan da aynı şekilde öyle sıradan değil. Bir de ehl-i sünnet itikadında olan ve 5 vakit namazını kılan Müslümanlarla şeytanların da kurmayları uğraşır. Onların da avamı var. Bir tane değil. İblis bir tane de onun evlatları çok. Kurmayları uğraşır buyuruyor. Onun için de mesela bu dinleyicimizin hani bir sorusu bu kadar uzattı geldi. Dolayısıyla orada vesvese ediliyor. Şeytan da aynı şekilde teşvik ediyor. Bir an önce tövbe istiğfar etsin. Baş edemeyecekse bir doktora gitsin.